Merhaba arkadaşlar. Yine çok gürültülü bir ortamdayız. Yine fabrika ortamındayız ne yazık ki. Arkadaşlar BIST yüz endeksimiz 9000 puanı geçti. Ne yazık ki orada barınamadı, geri döndü. Ama bu denemeler devam edecek. 9000'i rahat bir şekilde geçeceğiz diye düşünüyorum ben. Şöyle bir baktığımızda BIST yüz endeksimizde bizim takip ettiğimiz hisseler içinde Ford en başı çekiyor desek yeridir. Ve özellikle bazı arkadaşlar yorumlarda soruyorlar. İşte ben işte kademede hangi hisseyi biriktireyim? Maaşımın belli bir kısmıyla hangi hisseyi biriktireyim diye soruyorlar. Arkadaşlar sormanıza gerek yok. Biz her fırsatta ne diyoruz? Kasasında döviz bulunduran, parası olan, yabancı döviz bulunduran, ihracatı olan, üretimi olan, istihdam yaratan şirketlerden kademeli ufak ufak biriktirin diyoruz. Halka Arz Bilgiler Profili de bize bunları derlemiş. Yatırım tavsiyesi değildir ama şu hisselerden 2-3 tane seçin, 5 tane seçin, biriktirin arkadaşlar, kademeli biriktirin. Yüklü giriş yapmayın. Borsamızda ihracat oranı en yüksek şirketler diyerek Türk Hava Yolları aslında ihracat değil de geliri dolar bazında olduğu için ihracata giriyor. Ford, Alarko Holding, Kocaeli Çelik, Vestel, Otokar Otomotiv, Borusan, Mega Metal. Bakın Mega Metal yeni bir şirket olmasına rağmen gelmiş ihracat oranı en yüksek şirketler arasına girebilmiş ve sanırım şu an tavan mı tavana gidiyor bakın. %9 yapmış. Gayet güzel performans gösteriyor. Hani ne dedik biz? Yılbaşından önce halka arz olan şirketler arasında kurunun yanında yanan yaşlardı. Kuzey Boru'yla beraber Mega Metal. İkisi de aldı başını gitti desek yeridir. Ha buradan alınır mı? Orası size kalmış. Kademeli alacaksanız her fiyattan alınır. Niye alınmasın? Ama beklemekte de yarar var. Alacaksınız da az alın. Düşerse yedek akçenizden tekrar ekleme yaparsınız arkadaşlar. İhracat oranı yüksek şirketlerde uzun vade kademeli alım candır. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.